Herkese yağmurlu günden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu havada ne yapılır? Tabii ki çay içilir. Sabah 4'ten beri yağmur dinmeden yağıyor. Bu da azalmış hali ama belli ki akşama kadar sürecek. İnceden yağıyor vallahi. Yaren'in arabasını unutmuşum orada ve maalesef o da yağmurun altında kalmış. Zaten işimiz dışarıda yok. Bugün kapıyı da açmayacağım çünkü bayağı bir soğuk, klima açık şu an içeride ama bayağı bir karanlık. Neyse, idare edeceğiz artık. Kış geldi. Yani kış geldi. Şimdi çayımı, keyif çayımı daha doğrusu aldım. Kahvaltımızı yaptık. Tost yapmıştım. Bitirdik. Şöyle mis gibi bir çay. Bu havanın en güzel şeyi çaydır. Dün akşam şu yukarıdan çiçeklerimi, saksılar hepsini buraya indirdim. Şuralarda bayağı bir şey gelmiş. Buradan yağmur vuruyor. Şunu sonra çıkaracağım. Bu saksıya başka bir şey dikeceğim. Şunları da buradan kaldırmam lazım. Bu masayı yağmur dinsin. Ondan sonra güzelce bir temizlerim. Bu da annemin. Masayı güzelce temizlerim ve çiçeklerimi de o zaman şey yaparım. Şöyle bayağı bir şey oldular mı bilmiyorum artık. Üşüyorlar mı? Hava soğuk, ondan mı böyle kendilerine gelemediler ama şuna da bir tane böyle demir şey yaptım ki şey olmasın, hep eğil gibi şey oldu. Her neyse, bu da benim zaten para ağacım. Teyzeleri bayağı bir büyüdü. Burada Yaren bugün oynamayacak çünkü malum yağmur var, değil mi anneciğim? Yaren şimdi annesi küçük masayı getirecek, değil mi? Şuraya masasını koyacağız ve Yaren burada oynayacak teyzeleri. Şimdi annesi üstünü de giydirecek. Klima açık dediğim gibi. Sabahtan beri kapatmadık. Dışarısı da soğuk. O dışarıdan fesleğenimi getirdim. Buraya koydum. Bayağı bir üşümüştü galiba. Öyle yani, bir şeyler yaptık. Dur, ben şu köşeyi sana ayarlayacağım, tamam mı? Şu köşeye sana rafı gösterecek olursam berbat durumda ama neyse, yapılır. Zaten evin içindeyiz bugün. Şöyle Yaren de yastıkları getirdi, üstünde oturuyordu. Fazla bir şey yok zaten. Şurayı kaldıracağım, makineyi çalıştıracağım, yıkayacak. O kadar yani. Şu çayımı şuraya koyayım. Ha kızım. Ben sana dur, diğer pembe masayı getireyim, tamam mı? Tamam, sen yap, pembe masayı getireyim. Sen orada otur. Bir köşede oyna. Tamam? Hadi anne de terliklerini giysin. Evet. Aslında var ya, kapı kapalı olduğu zaman ruhum daralıyor ama yapacak bir şey yok. Hava soğuk. Neyse, işimize başlayalım bari.
kısa bir mola verdim. Sıcaktan yandım. Dışarısı buz gibi, içerisi çok sıcak. Klimayı kapatıyorum. Hemen ev soğuyor. O yüzden tişört giydim. Masanın yönünü değiştirdim. Şöyle. Biliyorsunuz bu tarafa koymuştum ama tekrar bu yöne aldım. Böyle daha kullanışlı. En azından mutfak arasında yer açılıyor. Yaren sürekli balkona çıkmak istiyordu. Kapıyı yukarıdan kilitledim. Yağmur bir duruyor, bir tekrar yağıyor. Süpürgem her zamanki gibi ortalıkta. Şu arayı şimdi süpüreceğim. Mutfak bölümü tamam ama orayı süpüreceğim. Allah'tan yemeğim var. Yemek derdi yok. Hem dünden tavuğum var biraz. Bir de şey var, mantım vardı. Bu Niger'a gittiğim için o mantı öylece kalmıştı. Ama tabii ki ziyan etmeyeceğim. Onu da bugün yeriz Yaren'le. Şöyle hafiften yine bir tiseleme gibi bir şey var ama sabahtakine göre bayağı bir dindi. Yine de var yani. Şimdi en son ne yapacağım? Şu çalı süpürgemle balkonu süpüreceğim. Mesela tekrar kapıyı kapatacağım. Yaren çıkmaya çalışıyor çünkü burada oynamak istiyor. Ama her ne kadar üstünü kalın giydirdiysem de yine de ağzından burnundan soğuğu çekiyor. O yüzden bugün dışarısı yasak. Artık bundan sonra zaten hep böyle evin içerisinde olacağız galiba. Öyle yani, kısa bir bilgilendirme vereyim dedim. Hem o arada dinleneyim. Aslında bir kahve mi içsem? Bana kızıyorsunuz süpürge, önce işlerini hallet sonra ne yapacaksan yap diye. Ama ben de böyle seviyorum. Biraz çalışıyorum, ondan sonra bir kahve içiyorum, bir çay içiyorum, ondan sonra devam ediyorum. Yani bu da benim yani. Herkesin çalışma şeyi farklıdır. Bazıları hemen bitirir, öyle oturmak ister. Bazıları da yavaş yavaş ki karışan kimse yok. Bir şey diyen kimse yok. O yüzden ben de kafama göre takılıyorum. Yavaş yavaş yapıyorum. Arkadaşlar bir yere kaçmıyor. İş bizden korksun, biz işten korkmayalım. Annemin öyle bir lafı vardı. Bir de annem şey göndermiş. Hani annemden sürekli vlog, yani video bekliyorduk ya. Annem dün bir vlog, bu sabah hatta bir video göndermiş. Bilmiyorum paylaşır mıyım burada. Bayağı bir kar yağmış. Onu temizliyor, işte bir şeyler göndermiş. Bakalım buraya koyacağım. Koyar mıyım? Koyarım büyük bir ihtimal. Zaten koyarsam da izlersiniz. Öyle yani, anacığımdan video gelmiş, çalışıyor yine her zamanki gibi. Bayağı bir kar yağmış, oraları temizliyordum. Onu da dediğim gibi koyarım, izlersiniz. Ama şimdi içeriye geçeyim, dondum şurada. İçerisi dediğim gibi sıcak, buraya çıkıyorsun soğuk. Şurada Şahin'in kıyafetleri var, onları atacağım artık yıkansın. Çünkü bugün uzun kollu giydi. Çalışıyorlar, inşaattalar. Şimdi dışarıda çalışmıyorlar da evin içinde, binanın içinde oldukları için. O yüzden yağmur falan şey yapmıyor. Her neyse, gidelim işimizi devam edelim. Şu arayı da bir süpüreyim. Ondan sonra Cima annemin vlogunu, videosunu buraya ekleyeyim. Onu da izleyin. Ben de başka bir şey kendime bulurum. Sonra beraber balkonumuzu süpürürüz vesaire vesaire. Ne oldu kız? Yaren'i var ya, lahana gibi giydirdim bugün resmen. Biraz oyuncaklarla oynadık. Biraz süpürüyorum, biraz oynuyorum. Yaren'le işte evcil oynadık. Mutfakta işte anne kız bir şeyler oynadık. Ama şimdi tabii ki şuramda bir şey mi var ya? Sürekli kaşınıyor, sinir etti beni. Ama şimdi tabii ki işlerimize devam edelim bakalım.
Süpürge işlemi tamam. Şimdi beyazları atacağım. Bu havada da çok güzel çamaşır yıkanır ya. Gerçi benim yağmur görmüyor orası. Çalıştıralım, bu da yıkansın. Havluları falan değiştirdim. Her iki güne değiştirmeye çalışıyorum. Şöyle 1,5 saat ya da 2 saate koyalım. Bu arada şundan hiç memnun kalmadım. Yani kokusu, tuhaf bir kokusu var ya. Benim beyin kaldırmıyor. 3 tane de var. Onları artık bitireceğim. Şu Lingo'yu çok seviyorum. Renkli ve beyazlar için. Çok güzel. Bir de bunun siyahlar için var. Bunu gerçekten çok seviyorum, elime döküldü. Ama şundan hiç memnun kalmadım. Dediğim gibi kokusu normalde, yani hijyen, ne demiş, oksijen, yani nefes aldıran şeymiş ama alakası yok. Kokusu berbat. Neyse, bu yıkansın. Kapımızı kapatalım. Süpürge işlemi de tamam. Efendim anneciğim, ne oldu bir tanem? Tamam, şimdi bak, senin çorbanı ısıtacağım, tamam mı? Hadi gel. Şimdi Yaren'in çorbasını ısıtayım. Saat 1:30 oldu. Bulaşıklar yıkandı, yine çıktı. Evet, bir iş daha eklendi. Burası boşalacak. Ama onu sonra... Efendim bir tanem, Yaren'in çorbasını içirdikten sonra hemen yatıracağım. Şöyle alalım, koyalım, bu ısınsın. Söyle bir tanem, söyle. Ay. Bak, senin çorbanı ısıtıyorum ben. Çocuk da daraldı vallahi içeride. Bu ısınsın kendine de. Ne oldu anneciğim, mantı ısıtacağım. Tavuk istemiyorum çünkü. Şöyle mantı yiyeceğim. Efendim kızım. Evet, karnımızı da doyuralım. Bak bak bak. Ne oldu? Canın sıkıldı, çıkarmak istiyorsun değil mi? Ben seni biliyorum çünkü. Hadi gel, eşofmanı çıkaralım. Gel. Gel. Hadi gel. Oyuncakların çoğunu eledim. Şöyle bir sepet bıraktım. Onlarla da oynuyoruz değil mi anneciğim? Gel çıkarayım kızım, gel. Elini ver, gel. Gel. Gel pamuk, gel. Seninle boyama yapalım biraz. Boyayalım mı biraz? Hadi boyama kitabı çıkarayım, boyayalım hadi. Sen masanı al. Çorbamız olana kadar sen masanı al, otur. Ben kitap getir. Kitap getireyim ve kalem getireyim, olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Şunları alalım. Şunların içinde neler var bakalım. Tamam mı? Tamam. Sonra kalem de vereyim sana. Senin kocaman bir boyama kitabın vardı. Ne bu anneciğim? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ne yaptın? Bir sürü vardı. Ne yaptın? Bir sürü vardı. Evet, ben de biliyorum. Neyse, al. Şimdilik şu küçük defteri çizelim. Bak. Şimdi. Hadi bakalım bu. Hadi bakalım. Bak, bakayım teyzeler baksın ki sen biliyor musun? Bu neymiş? Ne? Maymuş. Maymuş. Bu neymiş? Bu kuş. Kuş. Bu neymiş? Bu aslan. Aslan değil. Bu ne? Bu ne? İnek. İnek. Bu ne? Bu inek değil anneciğim. Bu boğa. Bu ne? Bu ne? Tamam. Bu ne? Bu ne? Bu kedi. Kedi. Hadi sen şöyle bunu çizme. Şurayı çiz. Al bakayım. Al burayı çizim. Al. Bak şurada sen bir şeyler çiz. Bak bu tarafla çizeceksin. Oy. Şimdi bu tarafında güzelce sen çiz, tamam mı? Evet. Bak şöyle tut. Şöyle ters tutuyorsun. Ters tutuyorsun. Ha. Şimdi çiz bakalım sen bir şeyle. Ben senin çorbanı yapayım, tamam mı? Hadi bir tane. Bak. Evet, çok güzel çizdin. Çorbamızı karıştıralım. Masa böyle daha iyi oldu. Daha önce de böyle kullanıyordum da. Böyle hem bu taraftan kullanma alanı geniş. Hem de bu taraftan kullanma alanı geniş. Oralara bakmayın. Tepsiler falan var. Tepsileri de biraz elemem lazım. Evim çok şükür mis gibi oldu. Hava yağmura bakalım mı? Durmuş mu? Yok ya. Yine başlamış. Ha, şunları da götüreyim de. Yine başlamış. Bakın. İçini karartıyor değil mi insan? Ama o kadar huzur veriyor ki. Zaten bu kesin bugün bütün gün böyle olur. Ama çok da güzel huzur veriyor.
Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu çorbasını vereyim Yaren'e. Şurayı bir güzelce süpüreyim. Ondan sonra şurada bir kahve yapalım. Kahve keyfi yapalım sizinle. Çok da güzel olur. Hadi çiz bakayım. Hadi bak, sayılar da var orada. Çiz. Evet, sayılar da var bir tane. Şunları kirlilere atalım. Hadi. Evet, cadı bayramı. Şöyle mantımı da içine koymuştum. Şimdi hiçbir şey olmuyor. Bu 2-3 gün böyle durabiliyor. Ki içi patatesli olduğu için hiçbir şey olmaz. Şimdi bunu da ısıtacağım. Kendim de bunu yiyeceğim. Allah, çorbamızı unuttuk ya teyzoşlar. Neyse, ben Yaren'in karnını doyurayım. Ondan sonra sizinle bir yerlerde görüşürüz. Küçük kurba, küçük kurba, kuyruğun nerede? Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Karım yok, kurum yok, hiç kurum da nerede? Johnny, Johnny. Söyle bakayım. Ne baba? Tamam, sen mamanı ye. Şöyle Yaren Hanım'ın çorbasını ısıttık. Teyzeleri içine de ekmek koyduk. Değil mi anneciğim? Teller burada var. Evet. Ah, döküldü. Bakayım. Aa, bak, ekmek döküldü, gördün mü? Ha, tamam. Küçük kurba, küçük kurba. Nerede? Nerede? Küçük kurba, küçük kurba. Nerede? Nerede? Küçük. Kuyruğun nerede? Kuyruğun nerede? Nerede kuyruğun? Kuyruğun nerede? Kuyruğun nerede? Kuyruğun. Sen çizdin mi? Güzel çizdin mi her şeyi? Bak, o kalemi bana ver şimdi kızım. Kalemi bana ver bir tanem. Aferin benim kızım. Ver. Ver kalemi hadi. Aferin benim kıcıma. Hadi çorbanı iç. Sonra seninle bay bay edelim. Küçük kurba. Ay, elindeydi. Elindeydi. Oy. Neyse, ben Yaren'in çorbasını içireyim. Burası da tamam. Şuralara fazla inmedim çünkü ıslak. Sadece süpürgeyle geçtim ama silmedim. Evet. Ama dışarısı buz gibi. Yaren'in karnını doyurdum. Bu biberonla çay verdim. Şimdi yatsın orada. İnşallah mayışır, uyur. Şimdi ben kendimi yemedim. Biraz daha bekleyeceğim. Daha o kadar aç değilim çünkü. Efendim, cadavuz. Daha çok aç değilim. O yüzden biraz daha beklesin. 3-4 gibi yiyelim. Önemli olan Yaren'in karnı doysun da. Ve bitti. İşimiz de bitti. Şimdi kızımla uzanabiliriz. Teyzeler, annesi de buraya uzansın. Biz şimdi anne kız biraz keyif yapalım. Uzanalım. Zaten işimiz de yok. Gücümüz de yok. Havada tam böyle uyumalık. İnşallah Yaren uyur. O tarafın ışığını kapatayım. Işığı kapatalım mı evin? Ha, neyse, böyle olsun da belki Yaren uyur. Açayım mı? Hadi açalım. O tarafı açalım. Ya da o tarafı. Böyle olsun mu? Şöyle olsun. Tamam.
Neyse, o kısmı kapatalım. Şuraya ben de uzanacağım. Ve biraz dinlenelim artık. Ay. Sizin yorumlarınıza bakayım kim ne yazmış. Bir de dünkü videomu, kapak fotoğrafını falan yapmam lazım. Bugünkü çektiklerimi editlemem lazım. Her neyse, yani anlayacağınız bayağı bir işim var. Şimdilik öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz. Ufaktan ufaktan ben de acıktım. Ve sizler için hani sürekli soruyorsunuz işte mantı tenceremiz yok nasıl yapacağız diye. O yüzden bugün sizler için tencereyle değil de şöyle şeyle mantı tenceresiyle değil de normal süzgeçte nasıl yapacağız onu göstereceğim. Bakın şöyle bir şeye siz daha fazla su koyabilirsiniz. Benim şimdi sadece ısıtacağım için bu bana yeterli olacaktır. Şimdi suyu görüyorsunuz kaynıyor. Şöyle bildiğimiz şöyle çelik süzgeç. Bunu şurada da etiketini kaldıramadım ama neyse. Şimdi bu suya gelmeyecek şekilde şöyle bakın görüyorsunuz. Bakın hemen buradan şeyini vermeye başladı bu deliklerden. Görüyor musunuz? Buhar çıkmaya başladı. Mantımızı alıyoruz. Tabii ki siz pişireceğiniz için önce tabanını yağlamanız gerekiyor ki hamur yapışmasın. Ve suyunu daha fazla koymanız gerekiyor. Çünkü 40 dakika pişeceği için su azalabilir. Süzgeci koyduk. Şöyle mantılarımızı diziyoruz. Şöyle bakın. Daha şöyle sarmayı da koyalım. O artık size kalmış. Ama yani süzgeçle şu an gösterme sebebim bazılarınız yazıyorsunuz işte bizde tencere yok nasıl yapacağız çok yapmak istiyoruz peki nasıl şey yapabiliriz şu kadar şey yapayım Şahin de geliyormuş Şahin'le bana yetecek şekilde şu yeter zaten bize olmasa yine koyarım böyle yaptık bunun ağzını tabii ki şimdi kapatacağız çünkü buharla pişmesi gerekiyor dediğim gibi ben sadece sizlere göstermek amacıyla şimdi bunu yapıyorum. Normalde biliyorsunuz tencerem var ama siz genelde sorduğunuz için kapağım biraz küçük geldi ama daha büyük kapakla şey yapabilirsiniz. Evet bu şimdi siz daha büyük kapak alıp mesela şöyle diyelim. Bakın hemen şey oldu gördünüz mü buhar çıkınca şöyle mesela bu kadar büyüklükte kapak olmayabilir ama şöyle ne yapabilirsiniz? Tepsiyi kapatabilirsiniz ve o oradan şimdi pişirecek. Dediğim gibi suyunu, bunu tekrarlıyorum, suyunu fazla koyacaksınız veya tenceresini daha derin tutabilirsiniz ki suyu azalmasın. Kapak da bulamayabilirsiniz. O yüzden şöyle bir tane çelik veya işte o an elinizde ne varsa kapatabilirsiniz. Ve gayet güzel. Zaten sonuç ortada görüyorsunuz. Bu deliklerden buhar çıktığı için mantımız da oluyordu. Ben şimdi şu kapağı kapatabilirim. Yani mantı sorununu da böylece çözmüş olduk. Çünkü bayağı bir yazıyorsunuz. İşte biz yapmak istiyoruz, denemek istiyoruz. Kendime çevireyim de öyle konuşayım. Instagram'dan genelde işte story paylaştığım zaman şey yapıyorsunuz. Veya işte YouTube'da yorumlarda çoğunuz yazıyordunuz. İşte bizim tenceremiz yok. Biz nasıl yapacağız? Bu arada şeyde Emsan galiba ya da Karaca mıydı? İkisine ya Emsan ya da Karaca. Geçenlerde Instagram'da öyle geziniyordum. Bir baktım mantı tenceresi çıkarmış. Galiba Karaca'ydı. İsterseniz siz şeyde internette bir yazın. Şey nedir onun adı? Allah'ım bir daha hatırlayabilsem. Buharda mantı tenceresi. Yazın inşallah yani karşınıza çıkacaktır. Ben de geçenlerde zaten bunu gördüm. Olmasa da sorun değil. Aynı bu yöntemle yapabilirsiniz. Bugün sizler için bunu gösterdim. Artık siz de mantı yapabilirsiniz yani. Yarencik yatmadı teyzeleri. Ben de biraz burada uzandım. Saat 3.30 oldu. Oyuncaklarla oynuyor benim kızım. Şahin gelsin şimdi biz de karnımızı doyuralım. Bu saatten sonra Yaren'i yatırsam mı bilmiyorum ama. Yatacak mısın? Yok. Tamam çamaşırım da az kaldı durdu duracak. Öyle yani kusura bakmayın böyle sıkıcı bir vlog olmuş olabilir ama inanın hava kapalı, yağmurlu, ne çekeceğimi bilmiyorum. Günlük her şey aynı, temizlik aynı, kahvaltı aynı. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Bilmiyorum yani pandemi sürecinde de böyle geçiyor. Dışarıya da çıkamıyorum bugün. Yani hava güneşli olsa gene parka veya markete veya ne bileyim teyzeme, Nigar'a gidiyordum ama kapandık kaldık. Kısıtlamalar da galiba yine geliyormuş.
Sokağa çıkma yasağı da gelecekmiş vallahi. Evet arkadaşlarım, şu an yanlış görmüyorsunuz. Saat 4 ve evin hali. Tamam anneciğim. Tamam bir tanem. Ben şimdi ışıkları kapattım. Yaren'i yatıracağım. Şöyle yemeğimizi yedik. Bulaşıkları oraya koydum. Tamam bir tanem, tamam. Ve evin hali bu. Oyuncaklarla biraz oynadı. Şimdi ben burayı toplarım. Bakar mısınız? Saat 4. Evet, böyle de normal hali ama. Geliyorum bir tanem. Yaren uyusun diye kapattım. Yağmur çok inceden yağıyor. Şöyle görebiliyor musunuz? İnceden inceden. Ama artık bugün zaten sabah söylemiştim. Akşama kadar böyle gider diye. Bu bence sabaha kadar da gidecektir. Çöpüm orada ama Şahin gelir atar. Tamam kız. Şimdi Yaren'i yatırma zamanı. Tamam bir tanem. Tamam bir tanem. Tamam. 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 Bak orada. Ben şimdi Yaren'i uyutayım bakalım. Yaren'i uyutacağım deyip de kendimin de 1,5 saat uyumama ne dersiniz? Salladım uyudu. Kendim de öyle bir mayıştım ki evde güzel sıcacıktı. Hemen kafayı koydum. Battaniyenin altına girdim ve gözümü açtım ki saat 5:30. 1,5 saat uyumuşum. Şöyle şimdi dışarı çıktım. Bakın çöp daha orada. Dışarı çıktım. Böyle var ya mis gibi hava şu an. O kadar şey ki ev bayağı ısınmış. Bir de battaniyeyi örtmüşüm üstüme. Temiz hava alayım diye şuraya çıktım oturdum. Yağmur durmuş. Ama belli ki gece yine yağacak. Yaren daha uyuyor. Ay, kendime geldim uyudum. Ama ağzımın içinde yara çıkmış gibi ya. Yatarken bir şey yoktu şu an hissettim. Arada siz de böyle kendinize mola verin. Vallahi uyudum. Çok da güzel oldu şu an. Her neyse şimdi içeri geçeyim. Ayılmam için bir güzel kahve içeyim. Ondan sonra zaten bugün içmemiştim. Şurada içecektim ama unuttum gitti. Ondan sonra cığıma yatarken bulaşıkları bırakmıştım. Onları bir yıkayayım. Öyle yani Yaren'in oyuncaklarını toplayayım. Bir yarım saate zaten o da kalkar. Şimdi soracaksınız saat 6 olmuş. Yaren uyuyor. Kaçta akşam geri yatacak diye soracaksınız ama Yaren böyle mesela şimdi 6'da uyanır. Uyanmasa da kendimi uyandıracağım. Akşam da 10:30-11 tekrar yatırıyorum zaten. Işıkları kapattım mı hemen yatıyor. O konuda yani sorun yaşamıyoruz. Neyse bir kahve yapalım şimdi. Suyum kaynadı. Şöyle üçü bir arada içeceğim. Kupamla. Birkaç arkadaş Instagram'dan göndermiş. Siz de almışsınız. Ama çok güzel değil mi? Bakın kocaman. Ama ben çok seviyorum. Çay da bununla içiyorum. Şahin beğenmedi ama Şahin böyle pek büyük şeylerden hoşlanmaz. Neyse şimdi şuradan ne yapacağız? Tabii ki şeker seçeceğiz. En sevdiğimizden şöyle 2 tane yeter mi? Yok 3 tane alalım. Bu arada en sevdiğim şeker. Bayılıyorum buna. Az kaldı ama. Anacığım ne zaman gelecek acaba tekrar? Güzel. Gidelim şimdi dışarıya bakalım. 10 dakika önce şurada video çektiğimde bu kadar karanlık değildi ama şu an bakın bayağı bir karardı hava. Şöyle kahvemi aldım. Kupamla. Mis gibi vallahi sıcacık. Şekerlerimi de getirdim. Ve ne yapıyoruz? Tabii ki de bu arada hırka da giydim. Bayağı bir soğuktu. Tişörtle üşüdüm. Hırkamı giydim. Kahveyi hallettim. Geldim. Bir baktım hava karardı. Şöyle bakın. Görüyorsunuz değil mi? 10 dakika ya. Aradan bir 10 dakikalık zaman geçti. Neyse. Şurada bir keyif yapalım bari. Yaren uyandı. Bici bici yaptı. Şimdi çorbasını içiyor. Babasına da meyve yediriyor. Değil mi Yaren? Al bakalım. Bir tane. Şöyle meyve hazırladım. Yaren'e çorba koydum. Güzelce yıkadık. Bu arada yağmur tekrar başladı ve hala yağıyor şu an. Ne oluyor dışarıda anneciğim?
Şimşek var. Şimşek var değil mi? Evet. Evet, dışarıda şimşek var teyzeleri. O zaman hadi teyzoşlara bay bay yapalım. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi sen de çorbanı iç hadi. Çorabını da buraya kadar çektim. Baba. Baba çok acıkmış. Evet baba çok acıkmış. Hadi ver bakalım. Hoşça kalın.